WOM TV ekranlarından, Şakayık programından merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlere Mevlevihane içerisinde yer alan, daha doğrusu külliye içerisinde yer alan Nigar Hatun Türbesi'nden ve yine Mevlevihane'nin batı tarafında yer alan hamamdan bahsedeceğiz. Nigar Hatun'dan önce Nigar Hatun'un buraya gelme sebebi olan Şehzade Korkut'tan biraz söz edelim. Şehzade Korkut, 2. Bayezid'in oğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın da torunu. 872 veya 74 yani Hicri, miladi ise 1467-69 yılında Amasya'da dünyaya gelmiş. Babası Sultan 2. Bayezid, annesi ise şu an türbesinin önünde bulunduğumuz Nigar Hatun. 1481'de dedesi Fatih Sultan Mehmet aniden vefat edince babası gelene kadar tahta vekalet ediyor. Sultanlık bu noktadan sonra tabii ki maalesef Şehzade Korkut'ta sultanlık beklentileri daha sonraki dönemde baş gösteriyor bu hadiseye göre. 1483'te Manisa'ya tayin ediliyor. Bildiğimiz gibi şehzadeler yönetim kabiliyetleri gelişsin diye Amasya'ya, Manisa'ya veya diğer Trabzon'a sancak beylikleri olarak gönderilir. Orada valilikte bulunurlardı. 1483'te 15-16 yaşlarında o zamanlar Şehzade Korkut burada 1502 yılına kadar kalıyor. Yani 20 yıl yaklaşık 35 yaşlarında Manisa'da aynı yıl Tekeli Sancak Beyi olarak Antalya'ya geliyor. Tarih 1502-1503 diyelim. Çünkü hicri ile miladi yıllar fark ediyor. Bazı talepleri oluyor Şehzade Korkut'un. Fakat bunlar yerine getirilmiyor. Sancak Beyliğinden çekiliyor ve Antalya Kalesi'ne kapanarak kendisini ilme veriyor. 1509'da hacca gitmek arzu ediyor. 5 tane gemi yaptırıyor. 5 gemiyle birlikte Mısır'a yola çıkıyor. Mısır'da karaya ayak bastığında tabii ki oradan hacca gitmesine izin verilmiyor. Siyasi kriz endişesi tabii ki taşınıyor o dönemlerde. 14 ay orada kalıyor. Bu süre zarfında da yine ilmi meşgaleleriyle devam ediyor. Kendisi şair, aynı zamanda alim, bir sürü özellikleri var. Size onun yazmış olduğu ve kalan kitaplarından da bahsedeceğiz. 14 ay sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyor. Haç yapamadan. 1511'de bölgede Şahkolu isyanı baş gösterince, bu bölgedeki malum meşhur isyan, Manisa'ya gidiyor. Saruhan sancağı kendisine veriliyor. Kardeşi Şehzade Ahmet'in kendisine karşı harekete geçtiğini haber alınca Mihalıç'a, oradan da deniz yoluyla İstanbul'a gidip Yeniçerilerin yanına sığınıyor. Buradaki bir mescide yerleşiyor can korkusundan dolayı. Tekrar Manisa'ya geliyor. Yine Selim'i, abisi Yavuz Sultan Selim'in göndermiş olduğu bazı mektuplar var. Bildiğiniz üzere padişahlık, sultanlık iddiasında bulunduğu iddiaları sağda solda kulaktan kulağa gezmeye başlıyor. Hem Şehzade Ahmet hem de Şehzade Korkut bu konudan dolayı Selim'in gözetimi altında. Yavuz Sultan Selim Han kendisine uydurma bazı mektuplar gönderiyor. Kendisine saltanatın verileceğine dair, saltanata davet edileceğine dair. Tabi bu mektuplar Yavuz Sultan Selim'e ait değil, başkaları ağzından yazılıyor. Bunlara olumlu cevap verdiği tarihte geçiyor. Tabi böyle bir cevap üzerine Yavuz Sultan Selim Han 10 bin kişilik ordusuyla onun üzerine bu tarafa doğru gelmeye başlıyor. Bunun üzerine Şehzade Korkut çok yakın dostu Piyale isimli adamı ile Mısır'a gitmek üzere yola çıkıyor. Korkut elinde bir mağaraya sığınıyor, saklanıyor ama orada kendisi yakalanıyor. Ve Bursa'ya götürülürken Eğrigöz Emet kasabası yakınında Kapıcıbaşı Sinan Ağa tarafından boğularak 1513 yılında 45 yaşlarında öldürülüyor. Cenazesi Bursa'ya götürülüyor. Bursa Orhan Gazi Türbesi'ne defnediliyor. Alim, şair, musiki şinas ve bestekar olan, aynı zamanda hattat olan Şehzade Korkut geriye kalan bazı eserleri var ki bu eserler normalde hanedanın divan dışında, şiir dışında yazmış olduğu tek şehzadenin eserleri. Çünkü başka bir saltanata
ait olan ne şehzadelerden ne de padişahlardan herhangi bu şekilde bir eser biz kayıtlarda görmüyoruz. Peki hangi eserleri yazmış? Çeşitli konularda ve bütün eserlerini Arapça dilinde yazmış Şehzade Korkut. Arapçaya vukufiyeti, Farsçaya vukufiyeti oldukça ciddi. Mesela birinci kitabı Kitap Bihalli İşgalil Efkar Fi Hilli Envalil Küffar. Ganimetlerle alakalı yazmış olduğu bu kitabında ganimet konusunu ele alıyor. İkincisi ise Vesiletul Ahbab Ala Vechil İcaz. Üçüncüsü Davetün Nefsit Taliha ile Amelis Saliha. Dördüncüsü Şerhu Elfazil Küfür. Beşincisi ise Meşhur Divanı. Bu yazmış olduklarını kardeşi Yavuz Sultan Selim Han boğdurulduktan sonra, kendisi defnedildikten sonra Antalya'dan eşyalarıyla birlikte İstanbul'a, saraya getirtiyor. Şimdi onunla birlikte gelen ve geldiği yıl vefat eden annesi Nigar Hatun'un türbesinden sizlere hayat hikayesini ve kitabelerini aktarmaya çalışalım. Buyurun. Evet, şu an Nigar Hatun'un türbesindeyiz. Allah ruhlarını şad eylesin, şefaatlere nail eylesin. Tabi bulunmuş olduğumuz bölgede Nigar Hatun'un türbesi 2018 yılında, yani geçen sene tekrar restore edildi. Restore edildiği sırada çıkan kemikleri tekrar dualarla gömüldü. Burası aynı zamanda bir hazire niteliğinde. Burada yaşayan, yaşı geçmiş olan zatlara, 80-90 yaşındaki zatlara sorduğumuzda Nigar Hatun'un çevresinin de bir mezarlık olduğunu, hazire olduğunu ve burada başka mezarların da yer aldığını bize söylediler. Tabii biz müzedeki yapmış olduğumuz araştırmalarda İbli Minare yanından taşınan sandukaları ve buradan götürülen mezar taşlarını da biliyoruz. Daha önceki programlarımızda bir üste yer alan Zincirkıran Mehmet Efendi'nin etrafından da 14 tane mezarın çıktığını kemikleriyle birlikte ve ondan sonra oraya mezar taşlarının getirilip konulduğunu, bir Selçuklu mezarının ilk defa Antalya'da böylelikle tekrar ortaya çıkarıldığını sizlerle paylaşmıştık. Peki Nigar Hatun'un Antalya'da ne işi var? Bildiğimiz üzere Osmanlı'da ve Selçuklu'da şehzade ile birlikte anneleri nereye gönderiliyorsa şehzade, Manisa'ya olabilir veya Trabzon olabilir veya Amasya'ya olabilir veya başka bir yere, oraya gittiklerinde şehzadelerle birlikte gidiyorlar idi. Nigar Hatun da oğluyla birlikte Antalya'ya geldiğinde aynı yıl 1502 veya 1503 hicri olarak değişebiliyor, vefat ediyor ve buradaki şu an görmüş olduğumuz türbesine defnediliyor. Peki Nigar Hatun kimdir? Bir de Nigar Hatun'la alakalı bulmuş olduğumuz yerin sol tarafında yapılan çalışmalarda yine şehir altından künklerle Selçuklu'nun su kanalizasyon şebekelerini yaptığını görmüş oluyoruz. Sizler de gelir Mevlevihane'yi gezerken buradaki yerlere bakarsanız oradaki o çıkarılan künklerin ve sulama kanalizasyonlarının veya su tesisatlarının yerlerini şu an çıplak gözlerinizle görebilirsiniz. Ve yine buralardan çıkartılan kitabeler, taşlar veya diğer eşyalar yine duvarlarda, dış tarafta sergileniyor. Onlar da ziyaretçilerin ziyaretine açık bir vaziyette. Nigar Hatun, Sultan II. Bayezid'in hanımı, Şehzade Korkut'un ve Fatma Sultan'ın annesi, babasının adı ise Abdullah Vehbi, zira Abdullah lafzı biraz sonra sizlere okuyacağımız mezar taşlarında da geçiyor. Şehzade Korkut, Manisa'dan Antalya'ya Sancak Beyliğine tayin olduğunda beraberinde Antalya'ya geliyor. Aynı yıl Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya kavuşuyor. Tarih 1502 veya 1503. Peki mezar taşlarında neler yazıyor? Biz burası açıldığında, mezar taşları da ortaya çıktığında mezar taşlarının fotoğraflarını almıştık. O fotoğraflardan okuduğumuza göre mezar taşlarında baş tarafında ve ayak tarafında şunlar yazıyor. Şu an ben türbenin baş tarafının arkasından sizlere
bu programı yapıyorum. Baş kısmındaki mezar taşında şu yazıyor: Hâdâ kabrul merhûmetil mağfûreti Nigâr Hatun bintu Abdullahi ve hiye vâlidetü Sultan Kurkut bin Bayezid Khan. Bu kabir merhume, mağfure, Abdullah kızı Nigâr Hatun'undur. O Bayezid Han'ın oğlu Sultan Korkut'un annesidir. Sultan Korkut ibaresi maalesef hem burada hem de Burdur'daki bir çeşme kitabesinin üzerinde geçmektedir. Demek ki Şehzade Korkut'un sultanlıkla alakalı bazı istekleri de varmış ki annesi 1502 veya 3 yılında vefat ettiğinde mezar taşına bu ibareler yazılmış. Ayak kısmında ise şu yazıyor: Vakat intakalet ila rahmetillahi fi şehr Ramazan el mübarek min seneti 898. Hicri 908 senesinin yani 1502 veya 1503 mübarek Ramazan ayında Allah'ın rahmetine kavuştu. Ruh için Fatiha okuyalım ve yine aynı külliye içerisinde yer alan bu programımızda sizlere Mevlivahane Hamamını da anlatmaya çalışalım. Evet, şu an Mevlevihane kompleksinde bulunan, külliyesinde bulunan hamam tarafındayız. Hamam Mevlevihane'nin batı tarafında yer alıyor. Tabi biliyorsunuz daha önceki programlarımızda aktardık sizlere. Burası Selçuklu sultanlarının geldiklerinde konakladıkları ve hanedanın kaldığı yer. O zamanlar burası hanedanın kalmış olduğu kompleksin bir hamamı imiş. Fakat 1373 yılında burasını Mübarezettin Mehmet Bey, yani Zincir Kıran Mehmet Bey, türbesi onun da doğu tarafında, o burasını Mevlivehane olarak verdiğinde, Mevlivehane yaptığında bu kısmını da Mevlivehane'ye ait bir yer olarak komplekse dahil etmiş. Burası tabii ki Selçuklu zamanından kalma bir hamam. Daha sonradan da Osmanlı döneminden hamama eklemeler olmuş. Çok fazla bir şey yok, anlatacak bir şey yok. Gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Evet sayın seyirciler, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.